Şincan, Çin'in ormanlık alan oranı en az olan eyalet düzeyindeki idari birimidir. Bölge yüzölçümünün yalnızca %5'ini oluşturan ormanlar, 8.267.000 hektarlık alan kaplar. Şincan'ın orman kaynakları hem kıt hem de boldur. Şincan'daki ormanlar nerededir? Ormanda kimler yaşar? Hikayeleri nedir? Şincan'da baharı ilk hissedenler kayısı çiçekleridir. Künes ilçesine bağlı Türgün köyündeki Şingao yani Kayısı Vadisi 2000 hektardan fazla bir alanı kaplayan İli Nehri Vadisi'nde yer alır. Burası dünyanın en eski ve en büyük orijinal yabani kayısı ormanıdır. ...19 yaşındaki Enger Ali Cabbar bir kayısı çiçeği kadar narin. Kayısı Vadisi'nde Mart sonu ve Nisan başında çiçek açar. Bu baharın geldiğinin göstergesidir. İlkbaharda Kayısı Vadisi'ne sığır ve koyunları süreriz. Geçmişte Enger Ali Cabbar'ın ailesi çobanlıkla meşguldü. Burası da onların bahar otlakları. Her Nisan ayında Türgün'deki kayısı çiçekleri bir an önce açmak için adeta yarışır. Kayısı çiçekleri sayesinde turistler buraya akın ediyor. Enger Ali Cabbar'ın ailesi de yine bu sayede göçebe yaşam tarzını değiştirerek bir köy evi kurdu. Enger, yastığı buraya getir. Tamam. Bu tarafa doğru. Evet, şuraya. Biraz o tarafa çek. Geldi, kaldırmaya yardım et, hadi bakalım. Evet. Köy evimiz 2015'ten beri açık. Ne oldu? Kafanı mı vurdun? Oraya vurdum. Kafana bir şey oldu mu? Dikkat etsene. Önemli değil anneciğim. Enger Ali Cabbar'ın annesi pek hünerli. Şincan'ın çok sayıda yerel yemeğini pişirmeyi biliyor. Kayısının çiçeklenme dönemi çok kısadır. Bir çiçek açtıktan sonra 7 gün içinde solar ve kurur. Her yıl en yoğun turizm sezonu Kayısı Çiçeği Festivali'nin düzenlendiği günlerdir. Bütün aile köy evinin işlerini yapmak için bir araya gelir. Bu koyun eti, bu sabah kesildi, taze koyun eti. Enger Ali Cabbar, daha fazla turist çekmek için ailesinin işlettiği pansiyonu tanıtan bilgileri internette paylaştı. Her ne kadar buranın yerlisi olsam da her yıl çiçeklerin açma mevsimini dört gözle bekler ve onları görmeye giderim. Bizim taraftakiler nispeten geniş bir alanı kaplıyor. Ortadaki kayısı ağaçları nispeten dolu, son derece güzel görünüyorlar. Şimdiki hayatımızdan memnunum çünkü yerleşik hayat daha rahat. Eskisi gibi zor değil. Bizim gibi göçebe halklar önceleri sürekli göç etmek zorundaydı. Tüm yıl boyunca çok meşguldü. En başta yaşamın kaynağını sağlayan otlaklardan, gezi ve eğlencelerin düzenlendiği manzara noktalarına kadar ormanın işlevlerinde görülen değişiklikler çağın gelişimini ve insanoğlunun ilerlemesini yansıtıyor.
Shinogao'dan güneye giderken garip şekilli ağaçlara sahip bir orman göreceksiniz. Gövdeleri upuzun ve düzdür. Tıpkı var gücüyle yukarı doğru büyüyen ağaçlara benzerler. Bu ağaçlara Asya Ladini denir. Asya Ladini yaşayan fosil olarak adlandırılır ve yaşamları 40 milyon yıldan daha eskiye dayandırılır. Batı Tian Shan Ulusal Doğa Koruma Alanı yaklaşık 28 bin hektarlık bir alana sahiptir. Bu orman, Avrasya'nın iç bölgelerindeki yabani türlerin doğal gen havuzu olarak da bilinir. Koruma bölgesinde binden fazla damarlı bitki türü, 146 karasal omurgalı türü ve 196 böcek türü bulunmaktadır. Bunlar arasında 30'dan fazla ulusal seviyede koruma altındaki hayvan türü vardır. Erbolat Tursuneli, Batı Tian Shan Ulusal Doğa Koruma Alanı'nda orman koruculuğu yapıyor. Günlük rutini Asya Ladini Ormanı'nın düzenini kontrol etmek. Bu işi yapmaya alıştık. Ağaçları koruma işine de alıştık. Devriye yollarının hepsi dağlarda. Araçların gidemediği yerler var. Ama bizim yürüyerek gidemediğimiz yerler de bulunuyor. Oraya atla gidiyoruz. Nisan ile Ekim arası orman korucuları için en yoğun dönem. Korucular haftada bir kez dağlarda devriye gezer. 1 Haziran'dan itibaren bütün çobanların evleri kaldırıldı. Gittiğimizde kendilerine çadır kurmamalarını, ormanda ateş yakmamalarını söyledik. Bak geldi Erbolat. Erbolat Tursuneli'nin en büyük oğlu. Babasının sağlığından endişe ettiği için onunla birlikte dağlarda devriye gezdi. Öksürmesi küçük görünen hastalığı için doktora görünmüyor. Kaç kez söyledim ama iyiyim, iyiyim diyor. 56 yaşındayım. 4 yıl sonra emekli olacağım. Dağda devriyeye çıkarken yanınıza nan almalısınız. Aç kalmamak için bunu yapmak zorundasınız. Bu ağacın yaşı 800'den fazla olabilir. Kalınlığından anlayabilirsiniz. Bu koruma bölgesindeki en büyük ağaç. Evet, doğru. Bakın burada hep vahşi hayvanlar var. Birçok ayak izi bulunuyor. Ters koymayın. Oldu değil mi? Evet evet oldu. Artık burada daha fazla vahşi hayvan var. Başka yerler nasıldır bilmiyorum. Koruma bölgemizde birkaç yıldır kızılötesi kameralar kullanılıyor. Kızılötesi kameralarla ard arda 3 yıl kar leoparlarının görüntüleri tespit edildi. Kar leoparları da pandalar kadar değerlidir. Dünyada ender bulunan hayvanlardır. Bu tür başarılar orman korucularının yoğun çalışmaları olmasaydı kazanılamazdı. 1988 yılında çalışmaya başladım. Buradaki ormancılık faaliyeti 30 yılı aşkın süredir devam ediyor. Eskiden bunu dedemiz yapardı. Babamız da 40 yıl bu işi yaptı. Şimdi de biz devam ediyoruz. Nasılsın? (Gülüyor)
Telefon numaran ne? 73 15 99 62 62. Gel gel, imza at hadi. Ateş yaktıklarında dikkat edin. Kaldıkları yeri de kontrol etsinler. Mesuliyet belgesini imzalasınlar. Otları kazmasınlar. Bu koyun hasta mı? Dağa gittiğimizde koyun veya inekler kaybolduğunda onları bulmasına yardım ederdik. Bu şekilde ona yardım ettim. O da bana yardım etti. Yıllardır korucu olarak çalışıyoruz. Ve bugün sorunsuzca evinize vardık. Bu kolay olmadı. Sizin için bir şeyler çalayım. Çal bakalım. Ne çalacaksın acaba? Ar mısın ataşı karyalar, elimnin şişiri savderyalar. Armısın ağa jengeyi belesterim, akılşım mağam berir kengesterim. Armısın korku kurdas şoldastarım, özüm ben bir koynağa tırlastarım. Yamaçta uzun ve alçak Asya ladinleri yan yana sıralanıyor. Büyük ağaçlar yaşlanıyor, küçük ağaçlar büyüyor. Buradaki yeşil nöbetler halinde korunuyor. Tıpkı Asya ladinlerinin Tian Shan dağlarının yeşilliğini koruduğu, insanlığın dünyanın berrak sularını ve yeşil dağlarını koruduğu gibi. Yeryüzündeki çöl kavaklarının çoğu Çin'de, Çin'deki çöl kavaklarının %90'ından fazlası da Şincan'da yetişir. Bu çöl kavaklarının %90'ından fazlası da Taklamakan Çölü'nün kuzey ucunda yer alır. Toplam yüzölçümü 210.700 hektar olan bu orman, Taklamakan Çölü'nün genişlemesini engelleyen yeşil bir Çin Seddi gibidir. Mayıs ayında çölün kenarındaki kavak ağaçları yemyeşil ve gürdür. Çöl kavağı en güzel ağaç olarak bilinir. Sadece sonbahardaki büyüleyiciliğinden, ilkbahardaki açık yeşil görüntüsünden dolayı değildir bu. Kum fırtınalarına, çoraklığa, kuraklığa ve su basmasına karşı dayanıklıdır. Daima canlıdır. Ormanda define avcıları vardır. Mehmet Turgun, çöl kavağı ormanında yaşayan bir köylü. Her zaman diğerlerinden az mantar topladığımı düşünürüm. Mantar toplamamdan pek memnun değilim. Barçuk mantarı, Şincan'daki en narin ve kıymetli mantardır. Her yıl bahar yağmurlarından sonra yerde barçuk mantarları büyür. Bir ay sonra da İz bırakmadan kaybolurlar. Geçen yıl burada çok mantar toplamıştım. Ama bugünlerde oldukça az mantar bulabiliyorum. Barçuk mantarları sayıca az oldukları gibi onları bulması da zordur. Kalın toprak tabakasının içine gizlenirler. Yüzeye çıkan kısımları toprakla aynı renktedir. Yalnızca bu işte ustalaşmış olanlar, yerdeki nem derecesine bakarak mantarların nerede olduğunu bulabilir. Bu
Burada fazla mantar bulamazsan 1-2 kilometre daha ileriye, ormanın derinliklerine gitmelisin. Çöl kavağı ormanının derinliklerinde sıcaklık 30 dereceye kadar çıkar. Mehmet Turgun geçen sefer çöl kavağı ormanında mahsur kaldığında yaşadığı zorluğu hala hatırlıyor. Bir keresinde ıssız ormanda mantar toplamaya gittiğimizde motosikletin benzini bitti. Eşimle ben aracı iterek ilerleyebiliyorduk. Suyumuz da bitti. Bir de yolumuzu kaybettik. Gerçekten çok zordu. Mehmet Turgun eşinin onunla birlikte ormanın derinliklerine gelmesini ve zorluk çekmesini istemiyordu. Ancak karısı ona eşlik etmekte ısrarcıydı. Böylece daha çok para kazanacak, bu yılki hedeflerini daha erken gerçekleştireceklerdi. Eşim sürücü kursuna gidiyor. Tek dersi kaldı. Umarım sınava bir an önce geçer de bir araba alırız. Barçuk mantarını çıkardıktan sonra Mehmet Turgun, mantarın toprak altındaki kök sistemini korumak için çukuru hemen toprakla gevşek şekilde kapattı. Sayede doğanın verdiği armağanın sürekliliğini sağlamak mümkün. Mantarların besin değeri gerçekten çok yüksek. Çok da lezzetliler. Karı koca ormanda 11 saat aralıksız mantar toplamanın ardından küçük bir sepet doldurabildi. Yabani barçuk mantarları için bu bereketli bir hasat sayılır. Bugün mantarın alım fiyatı yüksek. Çift düşündükten sonra mantarın sadece yarısını satmaya karar verdi. Bugün topladığım mantarlar fena fiyata satılmamış demek. Mehmet Turgun ve eşi 20 küsur kilometre uzaktaki bir köyde yaşıyor. 9 yıldır evli olan çiftin bir oğlu bir de kızı var. Ver bakalım. Mantarları ver. Tamam. Peki canım. Ben de yapacağım. Yıkamana yardım edin. Sen de yıka, ben de yıkayayım. Barçuk mantarının fiyatı son yıllarda hızla yükselse de, doğanın sunduğu bu lezzeti çocuklar hala tadabiliyor. Kaç tane mantar yedin bakalım? Kaç? Dört. Dört mü? O kadar çok yani. Dört. Ne kadar da çok yemişsin. Bu köy, onlarca yıl önce çöl kavağı ormanlarının korunması için kuruldu. On yıllardır çöl kavakları da buradaki insanları koruyor. Türkiye'nin tek uluslararası fuarı İzmir.